Biraz gel abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Gel abi. Önümüzdeki haftayı yapıyoruz dedik, yaptık. Bakan Bey yapın dedi, yaptık. Bakan Bey. Sağ abi. Türkiye'nin en genç sporcuları güvenlik amaçlı lütfen Red Park buradan uzak duralım. 18 yaşında ve 17 yaşındaki iki tane gencimiz ekstrem enduro'da Bursa'yı Türkiye'de temsil ediyor. Bu sporu çok iyi yapıyor gerçekten. Acaba topla bir patinaj çekebilir miyiz? Deneyelim mi sizce? Ama başarır mıyız bilmiyorum. Şoförün ustalığına bağlı. Deneyelim diyenler bir alkışlasın bakalım. Denemeyelim diyenler alkışlasın. O zaman ne diyeceğiz? Yunuseli Havalimanı'ndayız. Bursa'daki gençlerle sık sık bir araya geliyoruz. Araçlardan hoşlanan, arabalardan hoşlanan, modifiye araçlarla ilgilenen genç kardeşlerimiz bize dediler ki Sayın Bakanım, biz çevreyi de rahatsız etmeden, kurallara, kanunlara uyarak modifiye araçlarımızı sergilemek istiyoruz. Onlarla adeta arkadaşlarımızla bir araya gelerek onları sergilemek istiyoruz. Biz de gençlerimizin bu sesini duyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte işte bu Yunuseli Havalimanı'nı onların kullanımını açtık. Bundan sonra ayda iki kez genç kardeşlerimiz buraya gelebilecekler, araçlarını sergileyecekler. Burada gönüllerince vakit geçirebilecekler. Bugün söz verdiğimiz işin ilkini gerçekleştirdik. Ama aynı zamanda buraya Bursa Motosiklet Federasyonu'ndan, kulübünden arkadaşlarımız da geldi. Onlar da bir gösteri yaptılar. Tabii genç kardeşlerimizi biz gerçekten önemsiyoruz. Onların böyle otomobille ilgilenmesi, kendi araçlarına bu kadar ehemmiyet vermesi
adeta çocukları gibi araçlarıyla ilgilenmeleri bizim de onların için bir şeyler yapmamızı adeta bir mecburiyet haline getirmişti. Kendilerini kırmadık. İnşallah bundan sonra Bursa'daki genç kardeşlerimiz ayda iki kere Yunus Emre Havalimanı'nı kullanabilecekler. Buraya araçlarını getirecekler, sergileyecekler, gönüllerince vakit geçirebilecekler. Bursa'daki bütün genç kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ama Türkiye'ye de örnek olsun.